Banyo işi tamam. Ama misafir de ağırladık bu arada. Minik misafir masamızı şöyle göstereyim. Kim var diye merak ediyorsunuzdur. Bakın kim vardı. Kanalını takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Mehmet Asir kardeşim burada da Almanya'dan. Ve hepimize birer tane tişört Sahira Heaven giydi. Biraz durdu. Çünkü canlı yayın yapacaktı gidip Radar tepesinden. Ve az da olsa şöyle güzel bir misafirliğimiz oldu. Aman ne göstereceğim şimdi size sırayla. Birinci Begonvil'imi göstereyim, toz tutmuş vaziyette. Kışın videolarda görmüşsünüzdür. Tabi arkada da pompom emektar. Devamlı biliyorsunuz şey yapıyoruz. Çoço girme içeri. Çoço bu da bizim kedimiz şimdi. Yeni kedimiz. Komşumuz baktı. Ama şimdi Sahira ilgileniyor. Her gün buna bir yarım paket salam hediyemiz oluyor. Değil mi annem? Sahira'yı da çok seviyor. Allah bir şeyin üstüne bastım. Sayıra senin icatların bunlar. Ama bakın şimdi size başka ne göstereceğim. Tabii çocuğunun sütü mütü burada. Bir de gidip Yusuf'u göstereyim şimdi size. Bakın ne yapıyor. Bunlar eski hali böyleydi. Şimdi de size değişmiş halinde gene çekeceğim. Ve video boyunca göreceksiniz eskiden nasıllardı, sallanıyorlardı. Şimdiki de son halini sizinle paylaşmış olacağız. Sponlar güzelce ne yıkayacak. Kirpası gitsin. Şöyle güzel ışık versinler. Değil mi şekerim? Evet. Gülümse bakayım. Ben senden çok gülümsüyorum tabii. Bizim köy çeşmesi gibi kapımızın önünde böyle bir akarsuyumuz var. Çünkü burada çok rahat oluyor böyle kapının önünde yıkamak. İşimiz Evet, bitti. temizlik bitti. Burası. Hadi göster 2 dakika bize. Ben sonra gideyim bir tavukları açayım. Tamam. Serinlemeden çünkü tavukları açmıyorum. Banyoyu temizledim ya şeyi burada. Çöpünü Şimdi de bunlar Perisa'ya yıkattım. ayrı ayrı. Biz bunu hurdadan aldık. Evet, siz onu belki görmüşsünüzdür. Aynen. Hurdacıdan aldığımda göstermiştim 3 tane. Bunları bu şekilde bunlar içine yerleştirerek prizlerini ve burayı monte edeceğim altına bu şekilde ve 3 çama bunlar monte camlara. olacak. Değil mi? Aynen. Çok Bu güzel şekilde. olacak. Biraz uğraştıracak ama Evet, güzel bir şey elinden çıkacak. öper ama biliyorum yani. Arkada da kasalar, malları kasalara falan koyuyorum. Ne olduğunu göreyim diye. Sonra kargolanma anında daha kolay olsun diye. Yusuf sana kolay gelsin. Ben gidiyorum Sağ ol. tavukları açmaya. Bitmeyen, tükenmeyen enerjim ve işlerim. Gidip tavukları açayım. Sonra da artık bugünden bu kadar olsun. Çünkü gerçekten bütün gün oraya koş, buraya koş, hiç durmadan bir şeylerle uğraştım. Artık misafirimiz de geldi, gitti. Ah, misafir deyince durun bakın şimdi Mehmet nereden canlı yayın yapacak onu göstereyim size. Tam şu Eyfel Kulesi'nin olduğu yerde şöyle bütün bu Lebiderya manzarayı canlı yayından insanlar görmüş olacak. Çanakkale Boğazı'nı bırakın ta Geyikli bile görünecek hava güzel olsa. Yani linkini hemen altına koyacağım. Sılayoğlu ve bütün diğer Avrupa ülkelerindeki yol videolarını Mehmet'in kanalından takip edebilirsiniz. Bence bu konuda çok yol aldı ve çok iyi gidiyor kanalı. Haydi bakalım ona iyi canlı yayınlar olsun. Yani her gün böyle videolar paylaşacağım artık sizinle. Çünkü YouTube beni vallahi ne denir şeye aldı. Size şimdi tavukları göstereyim. Nasıl bekleşiyorlar ya. Bakın bakın sesimi duydular. Nasıl kapıya yaklaşıyorlar. Açayım mı kapıyı? Hadi açayım. Ama bir de şeyi göstereceğim size. Açınca kapıyı nasıl koşuyorlar. Buradan öte finiki et gibi. Haydi bakayım.
Bakın şimdi izleyin izleyin. Feri de çekil, arkada kaldın, sakatlanacaksın. İzleyin izleyin izleyin, görüyor musunuz? Şu gidişe bakın, gidişe bakın. Sanki yani 40 gündür hiç sokağa çıkmamışlar. Bu iki veranda var ya bunlar. Yani bunlar acayip kavga ediyorlar. Orada ne buldular bunlar? Benim çiçeklerimi şimdi gagalamasınlar. Ah yolukum benim. Dur şimdi horozu salmadık ya. Horoz tecrit de burada. Çünkü biliyorsunuz benim horozum tavukları perişan ettiği için hop yavaş 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 tek elle hem çekim yap. Hadi çık dışarı. Hadi çık. Hadi bak. O kadar heyecanlı gitmiyor hiçbir zaman. Hadi bak horoz kardeş yürü. Hadi yavrum. Sen niye çıkmıyorsun? Hah gitti. Ay bir heybetli yürüyor sanki. Ay ağapaşa. Ay çok komikler ya. Azıcık göstereyim mi siz onları? Hayır hayır hayır. Ay beni öldürüyor bu horoz. Ya çok hırpalıyor tavukları. Zavallarım kaçacak yer arıyor. Bana bak bütün gün tecritteydin. Sakın girme oraya. Girme oraya. Ay bahçeye girdi. Çık çık çık. Hayır sen de girme. Allah beni deletecekler şimdi. Çabuk çık 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 çık. Bu tarafa bu tarafa. Ya bu tarafa aptal mısınız nesiniz? Benimle beraber tavuk kovalı. Ay, ay düşüyordum. Ya yürüyün gidin şuradan. Ay çok komik. Canlı canlı. Yıkıyorduk ortalığı. Hayır buraya giriyorlar bir de. Yani ben devamlı bir şey halindeyim. Bakın burayı fideledim, şey stilledim bu şey. Ay neyse işte Türkçesi. Bitkileri. O yüzden yesinler istemiyorum. Size patateslerimi göstereyim 2 dakika. Ay. Bu da nasıl kokuyor biliyor musunuz? Uf, anlatamam size. Kokuyor. Hah, biraz da sarımsak burada kalmış. Şimdi bunları tekrar dolduracağım. Çünkü 30 santime ulaştılar. Ve nedir? Deneylere devam. Kahve bardağıma bakın. Tarlanın ortasında. Ay buncağızı bugün değiştirdim. Koca kabağı bozulmasın diye de şöyle gölge yaptım kendisine. Ama toparlayacak. Bugün 2-3 tür suluyorum. Islak kalsın tek elle nasıl sulayacaksam. Şimdi dur. Çünkü çok kalabalıktı orada. Hepsi bir arada. Sabah gene koyarım gölgesini. Durun şimdi gözlüksüz yürüyemiyorum. Bakamıyorum ama gözlükle de bakamıyorum burada. Size sabahtan yaptığım işleri şimdi göstereyim. Çünkü iş yaparken çekemiyorum kusura bakmayın. Bu alttaki bütün yapraklarını bakın yok ettim. İkisinin de altında. Ay domatesciklere bakın ne kadar güzeller. Bunlar çeri. Sonra salatalığın ortadaki şeyini bir tane böcekcağız kesmişti. Onu yok ettim, o gübrenin içine attım. Salatalığım bayağı büyük. Sonra bir baktım karıncalar geziyor. Bak hala geziyor ama sabah yoktu hiç bir tane. Çünkü şuraya bakın kadife çiçeğini koparıp koydum. Karıncalar hiç sevmez kadife çiçeğinin kokusunu. Gezinmeye başlar ama o solunca bak yine gelmişler. O yüzden mümkünse domateslerin dibine ekin böyle bakın kadife çiçekleri. Mesela buradaki gibi. O zaman karıncalar hiç sevmediği için kokuyu gelmiyorlar. Şöyle uzaklaşayım. Kabaklara bakın ne kadar büyümüşler. Ama şimdi kaplumbağadan bunu korumak nasıl olacak çok merak ediyorum. Ama azıcık kurtarmışlar bunlar kendisini. Herhalde kaplumbağa bu lastiğin üstüne çıkamadı demek ki. Geçen sene bir tane kabağım olmadı. Burasını geçen gün gösterdiğimde biliyorsunuz orman gibiydi. Bakın şimdi ne güzel tertemiz. Sabah 7'den öğlen 1'e kadarı bunları yaptım. Sonra Yusuf'la makinayı boşaltıp yani çamaşır makinesini videoda gördünüz. Bayağı sıkıntılı bir durumdu ama hallettik. Ne kadar çok çekilmiş video var biliyor musunuz? Yayınlamadım. Yani bakın ne güzel hallettim. Şimdi şuraya yarın malç yapacağım. Çünkü yağmurda, çamurda burada çok fena kayıyorum birkaç keredir. Şuraya yuvarlandım. Yani bir yanımı sakatlamadan malç neyle yapacağım? Sitede biçilen otları bakın buralara döktürdüm. Şöyle bunları oraya taşıyacağım. Kurudular vallahi. Allah biri de çıkmış çilekleri. Unuttum çileklerin üstünü kapatmayı. Ay benim bir tane 5 tane değil ki işim. Yani şimdi tavuğun olduğu yerde böyle şeyler olmaz. Mecbursun hep böyle korumaya.
İzleyin, ben de buraya bunu tabii ki koruyorum ama bir dakika. Yapma anında. Bir dakika çevireyim de öyle görün ne yaptığımı. Şöyle göstereyim. Bunları Yusuf'a yaptırdım. Şöyle çileklerin üstünü kapatıyorum ama sabah açıyorum güneş alsınlar diye. Tavukları bırakınca da bu durun nereye çektiğimi görmedim. Şöyle bir şöyle yapayım. Kesmeden yayınlayacağım. Vallahi çünkü görmüyorum. Bunlar da böyle. Tavuklar çıksa bile oraya bakın yemiyorlar. Çizmeleri görüyor musunuz? Çizmeler burada. Eldivenler burada. Çit yapacağım şeyleri de buraya ayarladım bakın. Bunlardan da dedim ya yükseltilmiş yatak yapacağım. Yani anlayacağınız dolu. Dolu iş. İstemediğiniz kadarı iş. Sağlık olsun. Saygısız seni. Hiç saygı duymuyor tavuklarıma. Ay gülesin mi ağlıyorsun mu? Ne güzel karıştırıyorlar. Güneşe karşı görüyor musunuz? Şuradalar. Hiç yanımdan ayrılmıyorlar. Normalde mesela bilmiyorum tavuklardan haberiniz var mı? Evet sensin sensin deli. Manzara çok güzel değil mi? Bakın şimdi şöyle çekeyim. Ama güneş tam size vuruyor şu anda. O yüzden şöyle azıcık. İn aşağı. İn. İn. Ha şöyle. Bravo sana. 2 dakikada oraya çıkıyor. Böyle işte kavga edip duruyorum hayvancıklarımla. Papatya topladım. Ama kurumadan onları da kesmem lazım. Bakın şöyle tek tek. Gördüğünüz geçen günkü videoda. Bugün bunlara falan hep gübre verdim. Yeşillensinler diye. Benim gübre süzme eleğim. Yani ısırgan otu falan. Bunları öbür taraftan çıkarıp böyle saksılara almıştım. Ki ölmesinler. Tutundukları zaman da buraya dikeceğim diye. Bugün onları gölgeden getirdim. Buraya sarsınlar istiyorum çok güzel. Sabah bu işi de yapmış bulundum. Yani iyi aklıma gelip kaldırmışım oradaki bitkileri. Şurada bir bitki var onu da alayım sadece. Bir dakika saksı kırılmadı alayım çünkü bunu da evin önünden söktüm. Çok fazla büyümüştü biberlerin içinde. Wow, ışığa bakın. Nefesim tutuldu desem. Ay şu güzelliğe bakın. İnanamıyorum ya. Nasıl bir... Aha, biraz önce böyle bir şey yoktu. Ben videoyu çekmeye başladıktan sonra oldu. Demek ki bugün radar tepesinden bu muhteşem manzara daha da güzel olacak. İnanamıyorum ya, nefesim gerçekten tutuldu. Her gün bu manzarala akşama ya da geceye merhaba demek sizce nasıl bir duygu? Bir de her sabah harika bir güneş doğuşu var. Batışı ayrı güzel. Doğuşu ayrı güzel. Aslında telefondan azıcık morardı. Normalde daha mavi. Bence bugünlük yeter. Video uzadıkça uzadı. Çok hamar attım ama gördünüz. Banyoyu cillop gibi yaptım. Ve bütün diğer işleri artık yavaş yavaş uzayıp gideyim. Sonra tavukları toplamaya gelirim. Bu tarz videoları bilmiyorum beğenir misiniz ama artık böyle yapıp yapıp her gün sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü düşecektim gördünüz canlı canlı. Bu espadriller bugün beni düşürmezse iyidir. Espadril derken nasıl çekeceğim? Durun. Çekemiyorum. Bu arada not alayım kıyafetimle. Şortum için. Şortum şöyle ve espadrillerimi kote espadril. Evde bile çok süslüyüm biliyorsunuz. Çok severim süsü. Hoşça kalın. Benimle kalın. Çenem düştü. Lambaların
yanmamış halini göstereceğim. Buradan bakınca böyle. Şu anda ışığı yanmıyor. Bir günde başka bir videoda yanmış halini size çekerim. Bu da böyle. Bir de üçüncüyü göstereyim. Yakından. Manzaraya karşı çok güzel olmuyor ama. Şu camdan nasıl gözüküyor oraları?